Güzel aşağıda. Burası sadece bekleme yeri. Ne kadar bekler bekleyen? Kimi bir saat, kimi... Bunları merak ediyorsun herhalde değil mi? Bunlar adi hırsızlar, katiller. İhtiyacınız olursa seslenebilir. Tabii seslenebilirsiniz. ne demek istedin yani? Boşver, ölümden gayrı her şey çare bulunur işte. Ama bize şimdi gerekli olan ölüme çare. Hep baylar, bayanlar. Kusura bakmayın, böyle damdan düşer gibi girdik aramıza. Şimdi kılar bizi ama fazla kalıcı değil. Endüstriyon. Sen ne dedin mi?
masumum deseydin de beni suçlu bulacaktınız. Suçumu kabul ettiğime göre mahkemenin beni dinlemesi gerekir. Değil mi? Neden mi? Hükmedici nedenler görüp cezamı indirebilir şu. Zaman kazanmaya çalışıyor. Burada zamandan bol ne var canım? Bak işte bu konuda haklısın. Biriyle bir yerden senin tarafından randevun mu var? Bakın beyler. Bu saydığınız konularda suçlu olduğumu kabul ediyorum. İdealist miyim? Bak, yani öyle pek bir şeye inanmama cesaretini kendinde bulamadım. Kötü bir şair miyim? Bunu kabullenmek işte çok koyuyor. Savunmanızı bitirdiniz mi? Daha başlamadım bile. İzin verirseniz savunmamı kendi bildiğim gibi yapmak istiyorum. Bir oyun şeklinde. Eğlence değil. Çok çoğu zaman geçer oyalanırsınız. Oyun kişilerinin de sayısı kalabalık olduğundan herkese rol var. Size düşen rolü oynamışsın rica edeceğim. Sayın Bari, itiraz ediyorum. Yok, dinleyelim şunu. O halde sahneyi hazırlayalım. Hemen efendim. Şimdi hayalimde birini canlandıracağım. Katılın, görmek için olun. Adı? Alonso Cihan. Neymiş? Alonso Cihan. Genç değil. Kemikleri çıkmış. Avutları çökmüş. Ve gözleri içindeki ateşi aleviyle emekli olunca vakti çok. Sabahtan akşama kadar, bazen de akşamdan sabaha kadar okuyup duruyor eline getirdiği kitapları. Okuduğu her şey beşerini etkiliyor. Özellikle insana yaptığı kötülükler dehşetle dolduruyor yüreğini. Garip bir şey tasarlıyor. Gezginci bir şövalye olup dünyaya atılmak ve gördüğü bütün haksızlıklara karşı gelmek. Artık Alonso Cihan'a değildir. Gezginci bir şövalye. Adı da Yalancalı Don Kişot. Duy beni ey kasvetlin, ey ah ve dünya, sen de alçak ve ayağızsın. Bir isyan bayrağı açmış bak bir bilin. Bak meydan okuyor sana. Koşarım ben zafere.
güce daha yolu dediğiniz tavuğun yumurtadan ucuza satıldığı El Toboso köyü yoluna pek benziyor. Tıpkı güzellik gibi dostum. Ne niyetle bakarsan onu görürsün. Hele dur, daha hayret verici neler neler göreceksin. Ne gibi? Savaşlar, uluslar, büyücüler, cadılar, orduların böyle sonsuz akıp gidişi. Benim tehlikeli şeyler mi? Tehlikeli ya, tehlikeli. Hele biri var ki onları yöneten. İşte en tehlikelisi de o. Ya kimmiş o? Kocak büyücü. Ondan sakın sanki. Ruhum çatlamıştı. Düşüncelerin ürpertir sana. Gözlerin bir çift acayip makineye benziyor. Ayak bastı her yere lanet taşıdı. Ama bir gün çıkınca onun karşısına bütün silahlarla... Aman efendim, aman efendim, hiddetlenmeyin. Her zaman söylerim ya size, sinirlerinize hakim olun ve deneyi görmeden paçaları sıvamayın diye. Atasözü, bir tek tükenmek bilmezmiş atasözü. Beni bilirsiniz, ben anamın karnından atasözleriyle doğmuşum. Şunu da derim, hep bunu... Adilem. Ne var, ne oldu? Ne kadar oldu yola çıkalı? Efendim, 2 dakika oldu, olmadı. Kuvvetçe kendinden üstün bir düşmanla savaşacağım. Düşman mı, savaş mı? Nerede? Kör müsün? Matagoger denen kara cankuz. Cankuz değil mi yani, ne demi yahu? Görmüyor musun? Sırtında dönüp duran 4 kolundan bildim onu. Efendim, nerede yemeni bu? Nerede yemeniymiş? Hey, koca bey! Sakın! Kolla kendini, geliyorum! Bu ne demek?
güzel bir kadın. Hepiniz güzelsiniz ama. Asker adamlar bunlar. Thank you.
Castellano, yani şato sahibi. Buranın sahibi benim. Sayın bayım bekledi ki bir cüce çıksın şatonun mazgallarına da bizim geldiğimizi haber versin ama cüce bana görünmedi. Böyle bir işi vardı da. Dinleyin. Bayanlar. Efendim Don Kişot. Gezginci şövalye. Hakkın koruyucusu. Yüksek yürütülerin savunucusu. Sizlerden kendisini bu akşam şatomuzda ağırlamanızı rica ediyor. Bu hal yok. Yani şato demek istedim, herkese açıktır. Bu herif dümdüz deli. Ya tanrı gerçek evlatlar bırak. Saygıdeğer şövalye, acıkmış olmalısınız. Acıktım. Acıktık ya, acıyacağınız ol. Size de seyircinize de yeter. Ona yardım edin de atları tavlaya çıkıp gelmeden. Kibar şövalyeler. Şatonun soylu sahibisi. Bir şeye ihtiyacınız olursa söyleyin lütfen. Şu yenilmez sağ kolun emrinizde. İster kurtuluş akçesi koparmak için kaçırılmış bir prenses olsun. İster kuşatılmış bir ordu ya da şato ya da sadece. Aman tanrım. Aman tanrım. İşte o. Soylu hanımefendi. Şanlı bakire. Güzel yiğidiciler, gözlerim kör olmasın diye iyice bakamıyorum yüzünüze ama isminizi bağışlar mısınız bana? Aydonza. Ama beni alay ediyorlar galiba, anlamadım. Aydonza. Ama hizmetçi adı bu. Yoksa sultanın nedimelerinden biri misiniz? Kim olduğunu söylemedi, şimdi çekil ayağını. Ya bakarken acaba beni sınamak mı istiyor? Tutsak yüreğimi. Çünkü biliyorum gerçek adı. Neymiş? Öğrensin bu ismi. Bu şiire.
Ya, duyduğum en garip savunma. Ama insanı heyelendiriyorsa. Ondan ki tabi nasıl demek istiyorsun? Belli ki senin amacın bizi kendi yolumuzdan saptırmak. Devam edebilirim. Savunmaya devam. Şimdi de Kahraman Şövalyemizi tarzında bıraktığı kişileri canlandıralım çocuklar. Köyünde Alon Cihan diye bilinen küçük toprak sahibi basit akrabalarının yeğeni Antonia. Ya 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 ya! Bıktım, bıktım. Bu deliliğin evliliklerini nasıl etkileyeceğini. Yaşlı kahyan. Kiliseye koşardı. Bir kilise lütfen. Bu uzun şu durumdan son derece haydalara ve komşuların da ne düşündüğünü pek iyi bilen bu iki hatun Aziz Peder'den yardım isterler. Ama doğuracağı meseleleri değil, sadece konuşuyor bu arada. Bu Antonia'nın
nişanlısı Doktor Samson Carrasco. Fen dalında bakalorya diploması var. Salamanca Üniversitesi mezunu. Kendi ölümüne kırılacak bir eşya gibi üzerinde taşıyan bir adam. Aile kavgalarını hiç küçümsemeyin. Ve insan bedeninin konfliklere bağlı olduğu boyunu daha da çıkmaza sokmamak için şimdi taşları yeniden yerleştirelim. Kurnaz sesi. Sağlam bir kale. Bu da fil. Çapraza almış onları. Şimdi de atın. Yani şövalyemizin açmasına bakalım. Hazır. Sizin mi? Buraya gelip kendinize zor işler dedim. Sevgili amcam bütün gün dinle şu dalay konusu oldu. Aziz Ferah siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ne söyleyeceğim şimdi? Yürüp size yürüp yani kendini bu ailesine kaldırıp koy vermiştir. Yok yani aklını kaçırmıştır. Ve bir takım ezeyenlerini tutsağdır. Sizin dediğinizde benim dediğim arasında ne ayrım var? Almam kesinlikle. Odayı kez verer ben de yokum. Tanışmayın ne olur yapmayın zaman. Ben daha fazla düşmek zorunda değilim. Seni istiyorsunuz daha. Evliliğimizi. Ailem için deli bir ayrı başlığı yok olsa gerek. Başkalarının gözünde canım. Aa yok yok böyle konuşmayın. Kaçabilir amca demeye hiç gerek yok. Bunlar suçlu bir yıl ödemek zorunda. Suçlu ne? Biz zararsız bir yıldırız sadece. Her zaman biliyorum bu zararsız olduğunu. Bu saate kadar kimle bir Allah versin işte. Silah bunu yiyin. Evet kız yapın. Kız yapın. Çok mutlu almışsın o gidene. Seni düşünüyorum. Gerçekten senin her şey senin ona da anlatmaya haralsın. Daha iyi yoksa zaman etkisi olacak. Daha kız basma. Bilim hizmet eden kişilerinde var diyorken olmalı ya. Yapmaz mı? Demek istediğim bilim sizi göreve çağırıyor. Siz yine de bir düşünüp taşın. Bilim beni göreve mi çağırıyor? Şunu bu adamcağızı delilikten kurtarmak ne hüner ister. Onu tuttuğum bu yoldan çevirip evine dönmesini sağlayacaksınız. Bilim beni gerçekten göreve çağırıyor. Yok yok siz bu işin üstesinden gelemeyeceksiniz. Çok uzak gitmiş olabilir. Bir günlük yol canım altı üstü. Hazırlanın nasıl eder? Biz de peşinden gideceğiz. Güzeller güzeli, my lady.
takarlar. Ayrıca bunu sorgulamamak gerekir. İnsanın başı derde girer. Yalvarırım, eteğinizin ucunu öpmeme izin verin, dedi. Nereye öpecekmiş, nereye? Ama siz böyle ikide bir keserseniz aklımdan uçup gidecek hanımefendi. Yalvarırım, eteğinizin ucunu öpmeme izin verin, dedi. İyi, ne istiyormuş? Sevginizin sembolü olarak bir yadigar, bir andaç gönderiniz ki bana onu sancağına takıp savaşa öyle gideyim, dedi. Nasıl bir yerde? Bilmiyorum, ipek bir çevre bir şal olabilirmiş bu. İpek, çevre, çende. Senin evlen kafadan çatlar. Hayır, hayır! Evet, evet! Delilerin sayısı bellidir ama aşkın çıldırdıkları kim sayabilir? Ne demekmiş o? Ben de bilmiyorum. Sen de çatlaksın da ondan. Nereye gidiyorsun be? Yadigar. Yadigar. Ona bir yadigar göndereyim. Yadigar. Ama sayın bayan, mikron kapıcıyım şimdi. Bana neden sayın bayan dersen? Değil o kafanı yumurta yedir. Ben de şunu vereyim size. Ver. Dur. Gel. Söyle bak, neden onun arkasına tutmuş gidiyorsun? Nedeni çok basit. Çünkü... Niçin? Neden? Daha önce de söyledim ya, ben... Neden? Ben... Seni efendim kafadan çatlar.
Şimdi sonra. Ne zaman? Mutfakta işim bitince. Ben şimdi.